Nasıl edeceğiz sabah? Asıl sonuçlar çıkınca ne yapacağız? Bende kafa kalmadı. Ne yapacağız Levent Bey? Düşünmemeye çalışacağız Ruşen. Hep bebekliği geliyor aklıma. İlk ateşinin çıktığı gece. İlk anne deyişi. Allah korusun sonuçlar ters çıktı diyelim. Ya biz koca insanlarız. Çocuklara nasıl anlatacağız bunu? Ben senin baban değilim. Levent amca mı senin baban diyeceğim Ayşe'ye? Allah'ım sen bize yardım et. Amin, amin Ruşen, amin. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Çocuklar bugün çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Annelerimizi biraz mutlu edeceğiz. Ya onlara hediye alacağız. Niye biliyor musunuz? Yarın anneler günü. Ama benim param yok ki. Şey, bu hastane alıyor bu hediyeyi ya. Tabii tabii hastane alıyor. Sen boş ver. Sen söyle bakalım. Anneni en çok ne mutlu eder? Ben kahve makinesi. Çünkü kahve makinesi bozuldu. Tamam. Çok güzel. Kahve makinesi bozuldu. Evet. Sen. Söyle bakalım. Sen güzel bir hediye. Ne istersin? Ne alalım anneye? Ben de bir televizyon. Bu kadar. Kendin için mi istiyorsun, annen için mi? Tamam hadi söyle. Annen için bir şey alacağız, tamam mı? Çünkü çok yoruluyor, dinlensin biraz. Ne alalım? O zaman süpürge. Çünkü annemin beli ağrıyordu yeri silince. Çok güzel. Tamam o zaman. O zaman süpürge. Tamam. Şimdi de birbirinizin annesine hediye alacağız. Hadi bakalım söyleyin. Niyeymiş Tuğçe teyze benim annem değil ki? Ama anneleriniz çok görüşüyor değil mi? Güzel anneseydir. Hadi söyle bakalım. O zaman akıllı telefon. Ah çok güzel. Sen? O zaman fırın. Fırın mı? Çok güzelmiş. O zaman anlaştık. Telefon fırın. Tamam. Online siparişi veriyorum. Adreslerinize gelecek hediyeleriniz. Bu kadar. Oley! Ali! Gelmiyor musun? Ali. Ali. Bir lavaboya gitmem lazım. Ya nereye yine? Nereye? Yapamayacağım. Nasıl yapacağım ben? Ali.
sipariş mi verdin? Nazlıcığım merhaba. Hello. Ne haber? Ne oldu ya böyle korku filmi görmüş gibi? Çok açım ya. Yiyecek bir şeyler var mı acaba? Artık işte. Daha burada merhaba. Şey aşkım ne yapayım? Ne surat? Ben? Yok. Aslı. Sizin özel geceniz ben tamamen unuttum. Ama Ali haber verdi bize. Sen haberin yok mu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neden çağırdın herkesi? Uzmanlık seçecektik ya beraber. Ben ikimiz seçeceğiz diye düşünmüştüm. Hay Allah ya. Bir dahaki öyle yapalım. Hocam, hocam Ayşe nefes alamıyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Soracağım bir şey ya. Doktor Bey yardım et. Tamam, müsaade edin lütfen. Merak etme Ayşe. Merak etme, iyi olacaksın. Merak etmeyin. Tamam, tamam, tamam. İyi olacak Ayşe. Sakin ol. İyi olacak. Satürasyon 80. Ciğerler hiç hava almıyor. Soldaki azalmış. Ateraktizi bu. Tamam, merak edilecek bir durum yok. Postop bir komplikasyon. Aspire edeceğiz ve iyi olacak, tamam? 5 miligram kan sulandırıcı çabuk. Tamam hocam. Gel bakalım. Satürasyon 70. Tamam, tamam. Tamam. Nerede, 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 nerede bu? Buldum, 10 numaraya gönder. Buyurun hocam. Güzel. Tamam, sakin. Sakin. Hadi. Al bunu. Satürasyon 60 hocam. Tamam. Kılavuz elini gönder. Çabuk, çabuk, çabuk. Nerede? Sakin, sakin, sakin. Merak etme Ayşe, iyi olacaksın. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Nerede? Buldum. Buldum. Budur. Ciğerleri eşit. Tamamdır. Allah razı olsun. Sağ olun doktor bey. Gece boyunca kan sulandırıcıyla devam edelim, tamam? Tamam hocam. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Oh. İlaç mı başladınız bu kıza? Eski doktorunun verdiği ilacı istemiş aile. İbik başladık hocam. Nazlı Hanım da antiinflamatuar başlattı. İyi halt ettiniz. Enfeksiyonu kötüleşiyor. Ameliyat gerekecek. Hocam, gerçek ailesi belli değil daha. Kim onay verecek ameliyata? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Çok iyi. Ama bunu aslında Adıyaman'da yapıyorlar. Gidip orada yemen lazım. Böyle. İçine domates rendeliyor. Islak ellerle böyle tutuyor sonra sıkı sıkı bırakıyor. Sıkı sıkı. Sen yemek yemeye mi geldin buraya? Hayır ya. Görevimi yaptım ben. Fikrimi söyledim.
Hı? Bu Olcan. Ama eşitlik bozulmadı. Yarısı beyin, yarısı kalp. Eşit. Ama Ali'cim sen bir şey söyle. Biz de ortak bir fikre varamadık ki. Ne yapalım? Anlaşıldı. Bu kardeşiniz çözecek yine bu konuyu. Turay ise kalp, yazıysa beyin. Tamam. İtirazı olan? Ay bu gözler daha neler görecek acaba? At. Arkadaşlar biz yavaştan kalkalım mı? Daha yeni geldik ya. Doruk. Tamam ben çıkıyorum, birlikte gidelim mi? Ay nereye gidiyoruz böyle apar topar niye? Ha tamam iyi oldu tamam. Ha, hadi madem o zaman. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Evet, ben de sizle geliyorum. Sen gitmeseydin, onlar gitseydi, sen kalsaydın ya. Belli ki hazır değilsin. Sonra belki. Görüşürüz. Doktor hanım, laboratuvar aradı, sonuçlar çıkmış. Ben şimdi almaya gidiyorum, hocalarımla birlikte döneceğim. Tamam. Yani tanışım, gerçekten. Ya tamam, neden bu kadar üzülüyorsun? Asma suratını. Hem Ferman ne der sonra? Yapma, Ferman'la bir alakası yok biliyorsun. Onunla olmayacak olsam da seninle olamam. Çünkü sen benim arkadaşım oldun. Ben bundan çok mutluyum ama... bu kadar. Tamam. En son lisede böyle kalbim kırılmıştı. Yapma. Yapma lütfen. Peki. Tamam ben kocaman adam idare ederim. Size mutluluklar. Tanju. Son zamanlarda çok yanımda oldun. Teşekkür ederim ama en çok da centilmenliğin için. Evet. Söyleyecek misiniz artık? Sizin kızınız Selin, sizinki de Ayşe. Hastanede hemşire bebekleri değiştirmiş. Çok üzgünüm. Asıl biz ne yapacağız? Böyle durumlarda çocukları değiştirmeyi tercih ediyor aileler. %100. Yani aksini ne okudum ne gördüm. Yani herkes kan bağını seçiyor. Yani siz de ne kadar çabuk hareket ederseniz çocukların uyum sağlaması o kadar kolay olur.
Nedir? Senem Fatıracıoğlu, 15 yaşında kadın. Alışveriş merkezinde bayılmış. Tamam. EKG'ye göre atrial fibrilasyonu var. Yavaş. 3 deyince. 1, 2, 3. Tamam. Teşekkürler. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı birden. Sonrasını hatırlamıyorum. Abartma kızım sen de. Daha önce bir kalp rahatsızlığın olmuş muydu? Yok canım, ne kalbi? Hiçbir şey yok onun. Biraz boğazına düşkündür o kadar. Ama son zamanlarda kendimi biraz telsiz hissediyorum. Nefesimi toplayamıyorum. Senem nereden çıktı? Daha önce niye söylemedin bana? Genetik bir geçmiş yoksa bu yaştaki hastalarda kalp rahatsızlıkları genellikle uyuşturucudan olur. Mümkün mü? Saçmalamayın. Ne sanıyorsunuz siz bizi? Aa. Tamam, biz yine de toksikoloji yapalım. Yapmayın toksikoloji falan. Yok dedim, bitti. Taburcu edimimize gidelim. Maalesef şu an taburcu edemeyiz. Öncelikle muayene etmem lazım. Siz doktorculuk oynayacaksınız diye ben kızımı deneme tahtası yapamam. Var bizim doktorumuz, gösteririm ben ona. Moda ol. Bakın hanımefendi, kızınız şu an iyi durumda değil. Öncelikle neyi olduğunu anlayalım, ondan sonra taburcu edeceğiz, değil mi? Değil efendim, tamam mamam değil. Evraklarımızı verin, çıkalım biz. Hadi kızım. Öncelikle Nazlı. Neyi oldu? Nazlı, Selin Hanım'ın sonuçları çıktı. Bakabilecek misin? Anti-inflamatuarlar işe yaramamış. Daha da kötü olmuş enfeksiyon. Lütfen, öncelikle biraz sakin olursun. Ah hocam. Çocuklar, ben devralıyorum. Tamam, hadi sen ben git. Ben Selin'e gidiyorum. Tamam. Sizde. Sen de Doruk'u bul bana. Çıkmak istiyoruz biz. Elbette çıkamazsınız. Önce bir bakalım. Sizi kanından bırakamam. Steteskop getir kızım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Adın nedir? Senem. Senem. Şimdi sakin sakin nefes al bakalım. Ne oldu? Nefes alamıyorum. Tamam, bir sakin bakalım. Hah Ali'cim, söyledin mi Ferman Hoca'na kararını? Oh, hayır, söyleyemedim. Dün çünkü kafam iyice karıştı. Niye? Aslı benimle yakınlaşmak istiyor. Ben korkuyorum. Korkma Ali. Ben sana inanıyorum. Sen bunu aşacaksın. İşte tam da bu yüzden sana bunu aldım. Nereden çıktı bu şimdi? Sipariş verdim, geldi. Adil Hoca benim babamsa sen de benim annem sayılırsın. Anneler günü hediye. Ya ağlarım ama. Hayır ağlama, gül. Anneler günü, senin gülmen lazım. Ya Ali. Hay Allah'ım. Bakayım sen ne yaptın ya. Ya. Nereden bildin kahve makinemin bozulduğunu? Çok güzel, ben çok istiyordum bunu almayı. Ben sevdiklerime karşı dikkatli biriyimdir. Ya çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bağırsak duvarında ödem artmış. Artık kan akışını kesiyor. Ya ameliyat işte, söylüyorum size. Dün de söyledim. Hemen alalım onamların ailesini. Öz mü diyelim, hangisini? Evet, hangi ailenin onamını alacağız? Resmi olan işte herhalde yani. Çocuğu büyütenlerin. Diğeri de biyolojik aile. Bir sorun çıkabilir. Ya Selin'in ameliyatını hangisi onaylayacak? Tamam, iki aileye de söyleyelim. Sen de Nazlı, Beliz Hanım'a sor bakalım. Ne diyor? Karnım çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Tamam, geçti. Karnı daha da gerilmiş. Ağrısı da artmış. Hemen ameliyat almamız lazım. Çok ağrıyor. Ali. Siz de gelebilir misiniz? Bir konuşmamız gerekiyor. Kızım, hemen geliyoruz, tamam mı? Aa, çok karnım ağrıyor.
Bakın normalde ailelerle konuşmayı ben yapmam ama Selin giderek kötülüyor. Ameliyat için onamınıza ihtiyacımız var. Ben bakayım istersen Ruşen. Ben ikna değilim bu ameliyata. Bülent Bey, Selin'in pandası yok. Yani yok. OKB'si var. Bu da annesinden genetik olarak kalmış olabilir. Yani gerçek annesinden. Nasıl ya? Benim onun annesi. Bakın hepimiz şaşkınız. Ama bu durumun içinden bir şekilde çıkacağız. Önemli olan kızınızın sağlığı, değil mi? Hocam, baktık şimdi hukuki duruma. Karar biyolojik ailenmiş. Saçmalık. Levent Bey. Siz olsanız böyle bir şeyi kabul eder miydiniz? Bunca zaman gözün gibi bakacaksın. Hasta olduğunda başında bekleyeceksin. Kızım diye bağrına basacaksın. Sonra da gelip bunlar mı verecek kararı? Bunlar mı olduk şimdi? Levent Bey, anlıyorum. Tamam. Ruşen Bey, üzgünüm ama kararsız. Kararınız ne olursa olsun kızınıza çok iyi bakacağız. Bırak ya. Levent. Huhu. Kimse var mı? Ne haber çikolata? Kim? Ne çikolatası? Ben almadım çikolata falan. Yok ya. Yanmışsın biraz. Bronzlaşmışsın. Yo. Nerede yandın? Terasta mı yandın? Yo, yanmış mıyım? Biraz. Bilmem. Ne yapıyorsun? Kitap lazım. Ona bakıyorum. Ha. İyi, ben gideyim bari. Doruk. Hocam. Selim'in testleri ne oldu? Yaptırmadı. Annesi yaptırmadı. Çünkü emekli güzellik kraliçesiymiş hanımefendi. Bayağı özgüvenli bir kadın. Ama ben elimden geleni yapacağım. Yapacağım testlerini. Ne zaman yapacağım mesela oğlum? En iyi. Hocam. Senem nefes alamıyor. Hanımefendi izin verin. Tamam, çekilebilirsin. Tansiyon 80-60, aritmiye giriyor. Kurtarın kızım ne olur. Hanımefendi sakin olun. Şimdi seni birazcık oturtacağım, daha rahat nefes alacaksın. Gel kızım. Hop. Bir bap ve ultrason çabuk. Ne yapıyorsunuz? Hanımefendi sessiz lütfen. Kalp yeterince kan pompalamıyor. Akciğere sıvı kaçmış. Doruk hadi. Hazırım. Doktor Bey, size soruyorum, ne yapıyorsunuz kızıma? Hanımefendiciğim şöyle cevap vereyim, tanıştırayım sizi. Bu cihazın adı Bibap. Bibap hanımefendi, hanımefendi Bibap. Bu cihazla kızınızın akciğerlerine yüksek basınçta oksijen vereceğiz, tamam? Doruk, ona 5'le başla. 40 miligram diüretik yer. Merak etme, birazdan rahatlayacaksın kızım. Merak etme. Kalp çok zorlanmış. Global hipokinesis olabilir mi hocam? Olabilir. Tansiyon 90, stabil. Geçmiş olsun. Tamam. O zaman biz gidebilir miyiz? Elbette gidemezsiniz. Kızınızın kalp yetmezliği var. Henüz başlangıcında ama hiçbir yere gidemezsiniz. Genetik bir sorun yok dediniz. O zaman toks paneline bakacağız, tamam?
Söyledim ya, bağımlı değil benim kızım. Hanımefendi, size bağımlı diyen oldu mu burada? Ama kan testlerine bakmamız lazım. Tamam? Güzel. Doruk, bütün testlerini yaptır, tamam? Tamam hocam. Geçmiş olsun. Güzel kızım. Fadime teyze. Selin, nasıl oldun bakayım? Çok iyi. İyi maşallah. O elindeki ne? Annemler beni Fransa'da okula götürecekler. Onun şeyi. Fransa diyorsun yani. Niye ama? Bak burada da bir sürü güzel okul var. İlla öyle pahalı bir yere mi gitmen lazım? Olmaz. Annem çok para kazanmak için çok para harcanılmasını söyledi. Hmm. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Ama Ayşe'ye söyleme, yoksa bana güler. Yok, söylemem, söz. Aslında Fransa'ya gitmek istemiyorum. Niye? Annemi çok özlerim ben. Ne yaparım ondan ayrılırsam? Ne oldu, neden üzüldün? Yok, yok, üzülmedim kızım. Yüzünü yık, açılırsın. Olur. Tuğçe teyze. Nasıl oldun Ayşe'cim? İyiyim. Selin nasıl, iyileşti mi? Sen çok mu seviyorsun arkadaşını? Tabii. Selin benim en iyi arkadaşım. Hem çalışkan hem benim gibi yaramaz değil. Hiç olur mu Ayşe'cim? Sen de çok akıllısın. Hem de çok güzelsin. Selin'e prensesim diyorsun ya. Ben de senin gibi mi prensesim? Evet Ayşe'cim. Selin benim prensesim. Sana da prenses topuzu yapalım, ister misin? Oley! Gel bakalım. Bak bakalım, beğendin mi? Beğendim. Çok sağ ol Tuğçe teyze. Seni çok seviyorum. Ya çok tuhaf değil mi? Çok acayip. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Doğurduğunuzu mu, baktığınızı mı? Ben canım, hangisi güzelse onu seçerdim. Ya dalga geçme be. Yazık, ne kadar zor bir şey. Yani o kadar yıl baktın büyüttün, meğer başkasının çocuğuymuş. Öz evladın başkasına anne diyor. Ay ya. Ay yok yok. Ben büyüttüğümü seçerdim. Ya o kadar emzirmişim, öpmüşüm, koklamışım. Şimdi benim değil diye geri mi vereceğim? Asıl çocuklara ne kadar zor ya. Düşünsene. Yavrum bilmem ne teyze var ya. O senin annenmiş. Onunla eve gideceksin, hadi bakalım diyorsun. Ay çok zor bir şey ya. Neler çekiyorlardır kim bilir. Zor. Levent Bey, konuşalım mı? Ne? Biz kendi aramızda konuştuk. Sizin onayınız olmadan hiçbir şey yapmayacağız. Senin siz büyüttünüz, sizin de kararınız. Sağ ol Ruşen. Birlikte hareket edersek her şey daha kolay olur ha? İkisine de biz bakalım. Ne? Levent? Ben ne Selin'den ne öz kızımdan vazgeçebilirim. Bizim durumumuz iyi. Sizin durumunuz iyi değil Ruşen. Ayşe'ye de Selin'e de biz bakalım. Ne diyorsun sen ya?
Oğlum. Bahçemi buluyorsun sen benim. Maaşını ben veriyorum. Bilmiyor muyum senin durumunu? Hem daha bunun ilkokulu, lisesi, üniversitesi var. O zaman ne yapacaksın? He? Ademelik mi yapacaksın? Levent, sus artık. Aslanlar gibi bakarız biz ikisine de. Sus. Sus, Levent. İstersen sana para da ver. Ne diyorsun lan? Levent, sen yeter. Kimin çocuğunu kimden alırsın sen be? Kendi çocuğunu kimden alırsın sen be? Levent, sakin ol. Sakin ol. Lütfen. Benim kanıma, benim. Lütfen. He? Levent, lütfen. Sakin ol. Sakin. Gel oturalım, gel. Tamam. Tamam, bırak. Tamam, otur şuraya. Tamam. Tamam, bir şey yapmıyorum, tamam. Tamam, konuşuruz sonra, otur. İyi misin sen? Oturur musun Levent, otur. Tamam. Ama hastamın ailesi hiç iyi değil. Hangi ailesi? Tamam Levent, sakin ol. Lütfen. Çok karışık bir durum. Hadi be abicim, hadi be abicim. Heh, hele şükür. Sinem'in toks paneli. Yapma ya. Eyvallah. Kanında uyuşturucu yok. Güzel. Bu ne? Ölçmemişsin steroid seviyesini. Maalesef. Ölçemedi cihaz. Aşırı yüksek. Aşırı yüksek. Tiroid fırtınası. Buldum. Ya Selim, sen ne kadar iyi bir laboransın ya. Sen çok iyi bir laboransın ya. Aslan parçası. Son zamanlarda kilo da verdin sen ha. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Anne. Ben biraz acıktım. Kızım hasta yatağında yemek mi düşünülür şimdi? Ama çok acıktım. Senin yaşındayken ben iki kuru elmayla geçirirdim günü. O vücutlar öyle kolay olmuyor. Lale ile yaz kampına gideceksiniz. O manken gibi süzülürken sen beline çarşaf mı dolayacaksın? Hı? İyi tamam. Gideyim bakayım kantinde elma var mı? Kız tiroid fırtınası geçiriyor. İyi de niye? Koyuyorum teşhisimi. Hazır mısınız? Teşhisini koyuyorsun. Evet, hep Ali ile Muhsin hocama koyacak hocam. Biraz da biz koyalım teşhisi değil mi? Hı? Hadi oğlum koysana, söyle. Tiroid ilaçları. Öyle mi? Evet. Heh. Hocam bir de şöyle düşünün. Tiroid ilaçlarının yan etkilerinden biri sizin de bildiğiniz gibi kilo kaybıdır. Hastalardan bazıları bu ilaçlardan bolca alırlar ki zayıflasınlar. Senemin de kilo problemi var. Kayıtlarına baktım. İyi de tiroid reçetesi yok. Ona da baktım hocam. Annesinin var. Çok gördüğümüz bir konu hocam bu. Kilolu kız, okulda arkadaşları onunla dalga geçiyor. Gidiyor, gece annesinin ilaçlarından gizli gizli alıyor. Bu kadar. Ya. Hı hı. Olabilir aslında. Aferin. Sağ olun hocam. Gel bakalım. Senemciğim merhaba. Merhaba. Şimdi sana birkaç tane soru sormak istiyoruz. Tıbbi kayıtlarını inceledik. Son zamanlarda biraz fazla kilo vermişsin. Evet, diyet yapıyorum. Bir de annem spora götürüyor. Ama bir türlü kilolarından kurtulamıyorsun. Yok, kurtuldum işte. Verdim kiloları. Ama nasıl verdin? Sisteminde bayağı bir tiroid var, annenin de reçetesi var. Yani? Yanisi şu.
Acaba diyoruz Senem Hanım yanlışlıkla da olsa annesinin ilaçlarından kullanmış olabilir mi acaba? Asla. Gerçekten ellerimi sürmedim annemin ilaçlarına. Senemciğim birbirimize yalan söylemeyelim şimdi. Almışsın ilaçları işte söyle. Gerçekten almadım ya, hiç kullanmadım. Sadece vitamin kullanıyorum ben. Anne yemin ederim hiçbir şeye elimi sürmedim, içmedim gerçekten. Ben sana inanıyorum kızım. Ben sana inanıyorum. Yalancılıktan başka bir şeyle suçlamayacaksanız biz çıkalım artık. Hanımefendiciğim, lütfen rica ederiz. Şu tiroid meselesini bir halledelim. Ondan sonra istediğiniz hızla çıkabilirsiniz. Tamam mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Baya baya teşhisi koymuşsun Doruk. Tiroidin kaynağını bul. Bir daha da öyle yaratıcı toplara girme istersen. Herkesin harcı değil malum. Hadi